Merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe Premiere'de Keyframe'i anlatacağım sizlere. Öncelikle evet arkadaşlar, şimdi Premiere'imiz açıldı. Keyframe'i kullanabilmemiz için önce bir tane video eklememiz lazım. Oraya geldiğimizde çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladık. Sonra videoyu aldı. Aç diyoruz. Evet, şimdi videomuz geldi. Videoyu timeline'a atıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi video üzerinde keyframe'i kullanabilmemiz için efekt kontrolüse geliyoruz. Tıklıyoruz. Sonra özelliklerinin gelmesi için videoya tıklayacağız. Evet, şimdi özelliklerimiz geldi. Şimdi buradaki özelliklerimize bakalım. Önce keyframe'in şu açıl evet, şimdi position var. Position'ın özelliği, bakalım, sağa sola gitme arkadaşlar. Şimdi buraya baktıktan sonra geri almamız için ok tıklıyoruz, sıfırlıyor. Scale var arkadaşlar. Scale büyütme, küçültme arkadaşlar. Evet, şimdi yine sıfırlayalım onu. Rotation var. Rotation'da döndürme. Evet. Onu da sıfırlayalım. Bir de opacity var arkadaşlar. Bu opacity görünürlüğü, karartma, aydınlatma diyebiliriz. Evet, şimdi bunu da sıfırlayalım. Bu özelliklerimiz bu kadar. Mesela başka özelliklerimiz var sağ tarafta. O özelliklerde keyframe'leri kullanabiliriz. Başka ekstra olarak özellik kullanmak istiyorsanız internetten indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi keyframe'i mesela belli saniyeler arasında kullanalım. Mesela scale'i kullanalım, scale'i büyütme, küçültme. Önce şu şeyi tıkladığımızda o yuvarlağa açılıyor keyframe. Keyframe'i açtığımızda mesela şu anki noktada scale'ımız 100. İlerletiyoruz arkadaşlar. Mesela biraz geldik arkadaşlar şimdi. Mesela buraya geldiğimizde scale'i 0 yapalım. Kaybolsun. İzleyelim. Evet, şimdi 100 yavaş yavaş azalacak. İşte yavaş yavaş azalıyor. Keyframe'in sonunda sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi bu sıfır olduğu noktayı biraz geriye aldığımızda saniyesini ona göre ayarlıyor. Daha hızlı bir şekilde sıfıra ulaşıyor mesela. Keyframe'i böyle kullanabiliyoruz. Mesela daha hızlı şekilde sıfıra ulaşıyor. Evet arkadaşlar, mesela şimdi opacity'yi gösterelim. Şimdi opacity'ye geldik, açtık şeyi oradan. Sonra ilk noktada 100. Bunu işte ilerlettiğimizde 0'a indirelim mesela. Evet, şimdi bakalım videomuza. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kararıyor ekran. Evet, böyle sıfıra geldiğinde hiçbir şey kalmıyor. Keyframe böyle arkadaşlar. İşte sahneler arasında istediğin şekilde oynama yapabiliyorsunuz. Evet, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.